Hançeri birinin koymuş olabileceği gelmiyor mu aklına? Geliyor da olanları düşününce bunun senin işlediğin bir aşk cinayeti olması da gayet mümkün görünüyor. Hani sen Kenan'ın katil olduğuna emindin? Şu anda Kenan'dan değil, senden bahsediyoruz. Önce parayla yakalandın. Sonra cinayet silahı evinden çıktı. Ayrıca Sadullah'ın karısına aşıksın. Söyle bakalım şimdi. İnternetteki ses kayıtları da sende değil mi? Gürhanlara ait o dosyaları da Elif'le beraber sakladınız kesin. Ya ben ses kaydı, dosya falan bilmiyorum. Elif'i de Gürhanların yanına onlara suç atmak daha kolay olsun diye soktun değil mi? Her şey o kadar açık ki benim polis olarak bir şey yapmama gerek bile kalmıyor. Böyle mi kapatacaksın bu dosyayı? Yanan ben olacağım, öyle mi? Evet, sen yanacaksın. Eğer yanmak istemiyorsan bana Kenan Gürhan'la ilgili bir şeyler vermek zorundasın. Kenan kendini kurtarmak için seni mi kullanıyor? Bahadır cinayetten içeri girecek. Kenan da sen de kurtulacaksınız. Ben nasıl böyle bir şey yaparım? Hem de Bahadır'a. O zaman Bahadır'la beraber planladınız cinayeti. Ben böyle bir şey yapmadım. Bahadır sadece bana yardım etmek istedi. Tamam. Sadullah'ı öldürmek de sana yardım etmek sayılır işte. Abi evine Kenan'la birlikte özellikle gittin değil mi? Kan izlerini de o temizlemiş gibi görünecekti. Elif, bak bu işten kurtuluşun yok. Bildiğin ne varsa anlat. Belki pişmanlıktan faydalanırsın. Duydun mu beni? Götür. Biraz kendine gelsin. Hadi. Daha konuşacağız seninle. Elif inanma bunlara. Sabret, hepsi bitecek. Elif. Elif, iyi misin? Elif! Lan yardım etsenize kıza. Kızı gerçekten düşünsen adam akıllı her şeyi anlatırdın. Yürü. Lan ben seni var... Sakin. Bitecek Elif, dayan. Artık hepsi bitecek. Söz. Artık sonuna geldik Bahadır. Bildiğin ne var ne yoksa hepsini anlat. Yoksa senin de Elif'in de kurtuluşu olmayacak. Kasayı açmaya birlikte gittiniz. Ayrıca kıza ilgin var. Bütün şahitler öyle söylüyor. Ki zaten sen de aksini iddia etmiyorsun. Sonra da cinayet aleti evinden çıkıyor. Kenan Gürhan mı emretti öldürmeni? Bak eğer öyleyse her şey değişir. Yoksa sen mi dayanamadın? Bir şey söyle. Belki de Elif istedi. Elif'in suçu yok. Tek başıma yaptım. Kimse emretmedi. Elif bir şey söylemedi. Aşığım ona. Sadullah'ın ona yaptıklarına dayanamadım. Sadullah'ı ben öldürdüm. Kıza aşıktın.
Sadullah'a götürüp Durus'u da öldürdün. Kenan'ın hançeriyle yaptın. Sonra da arabasına koyacaktın suçu üzerine atmak için. Hadi bunlara inandım. Niye inanmıyorsun? Katili aramıyor musun? Ben yaptım diyorum işte. Ses kayıtları nerede peki o zaman? Adli tıptan nasıl aldın? Elif'le Kenan'ın haberini niye çıkarttın? Hani kızı seviyordun? Onu ben yapmadım. Gölet'ten telefonu siz bulmadınız mı zaten? Kızın cinayetle uzaktan yakından bir ilgisi yok yani. Ya Sadullah'ın öldürüldüğü gece Çilingir'le polis açtı kapıyı. Sen de biliyorsun, nasıl alakası olabilir? Azmettirmek, bilir misin? Belki Sadullah'ı indir, beraber kaçalım dedi. Elif'in hiçbir ilgisi yok. Kendim planladım, kendim yaptım. Anladın mı? Elif Sargun, serbestsin. Nasıl yani? Arkadaşın cinayet işlediğini itiraf etmiş. İşlem bürosundan kişisel eşyalarını verilecek. Bahadır'ı görmek istiyorum. Avukatına söylersin, hadi. Onu görmeden bir yere gitmem. Uzatma. Derdini git komiserime söyle. Hadi. Müdürüm, ben bu Bahadır'ın Sadullah'ı öldürdüğüne inanmıyorum. Yani belki yardım etmiş olabilir ama... Sorgular inançla ilerlemez Murat. Adam kendisi itiraf etmiş. Cinayet aleti de evinde bulundu zaten. Ama Kenan Gürhan... Aması yok bu işin Murat. Savcı Bey şu anda iddianameyi hazırlıyor. Sen şu çağrılan tanıkların ifadelerini al. Yoksa ben seni bu davadan alırım. Haberin olsun. Emredersiniz. Sevim Hanım'ın hatırına üstleniyorum avukatlığını. İstemiyorum. İyi. Keyfin midir? Ben de senin avukatlığını yapmaya meraklı değilim. Gerçekten çok yazık. Biliyor musun? Ben seni delikanlı bir adam zannederdim. Birini öldürüp suçu ona ekmek veren adamın üstüne atacak kadar rezil bir adammışsın. Ne dedin sen? Delikanlıyım diye geçiniyorsun da zerresi yok sende diyorum. Sen delikanlılıktan bahsedecek adam mısın be? Sen önce git karına sahip çık. Sonra gelir bana anlatırsın delikanlılık neymiş. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun dedim. Daha görüşme bitmedi. Ben alın demedikçe bu odadan çıkamazsın. Ya hadi bir git. Bir şey söylüyordum, bitireceksin. Madem bu kadar heveslisin, öğrenmeye git karına sorsana. Bahadır! Anlatsın bakalım o Elif çaldı dediği mücevherlerin macerasını. Ne? O mücevherler öyle evin içinde kaybolmadı. Bin türlü dolap döndü orada. Sonra da getirdi kendi koydu zaten. Başka da diyeceğim yok. Kalanını karın anlatır. Komiserim. Yine paçayı kurtardın. Bahadır'ın bir suçu yok. Kendisi öyle demiyor. O öyledir, kızmıştır ya da ne bileyim. Ya da seni yine kurtarmak mı istemiştir? Ben bir göreyim, konuşayım onunla. Olmaz. Komiserim, sizden rica ediyorum, yapmayın. Ben göreyim, anlarım zaten. Göremezsin Elif. Boşuna uğraşma. Büyük hata yapıyorsunuz. Bahadır suçlu olamaz. Tek suçlunun Bahadır olmadığını biliyorum. Sen ve Kenan da işin içindesiniz. Belki o gece gerçekten evde kilitliydin ama Sadullah'ın cinayeti senin de işine geldi. Sessiz kalmak için de anlaşma yaptın. Anlaşma falan yapmadım ben. Bizim bir suçumuz yok.